Sanırım açıldı değil mi? Evet, yavaş yavaş gelmeye başladı herkes. Senin bu sürede Başlayalım konuşman mı gerekiyor sanki? yavaş. Yani biraz daha bekleyelim mi diye Okay. düşünmüştüm ama başlayabiliriz. Evet, herkese iyi akşamlar öncelikle. Bu Boş da akşam... konuşabilirsin bak. Evet. Biraz öyle olacak sanki bu akşam. Sustum, sustum. Okay. Çoğumuzun merak ettiği bu DUS hazırlanma süreciyle ilgili çok sevdiğimiz bir ders mi desem, korkulu rüyamız mı desem artık protez asistanlığı ve protez dersiyle ilgili. Bu sefer gerçekten çok sevdiğimiz okulumuz protez asistanlarından Ayça ablayla bu akşam küçük bir sohbet edeceğiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yavaş Hoş yavaş geldiniz. artıyor katılımcılar ama sorular için biraz daha bekleyeceğim. Bu imkanı bize tanıyan öncelikle Nevdet ailesine ve DAT topluluğunun başında hocamız Esat Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Bu şekilde bizi bir araya getirdiği için. Ve de DAT ailesinin bize küçük bir sürprizi varmış. Bunu da söylemek istiyorum. Bu şekilde her asistandan, her bölümden birer asistanla bu şekilde 8 webinar yapılacak ve bunların en az 7'sine katılanlar arasından hepsinin bitiminde 4 talihli kişi seçilecek ve bu 4 arkadaşımıza birer set DUS çalışma kitabı hediye edilecekmiş. O yüzden katılımlarınızı bekliyoruz yani. İyi bir kandırma yöntemi bence. Kesinlikle. Çekiliş modasına biz de uyduk. Sponsorumuz Eksik kalmadık. kimmiş? Bilmiyorum. Okul Esat mu Hoca mı veriyor? Esat hocamızdır ya. bilmiyorum valla sponsor kim. Ne zaman başlarız Gamze'cim? Birazcık daha Şu an bekleyelim mi? bir 95 kişi oldu. Başlayabiliriz bence. Gelen olursa yine. Tamam. Zaten böyle sohbet havasında geçecek gibi Aynen. sanki değil Ben mi? gelen soruları yine Instagram üzerinden gelen soruları size soracağım. Veya şu an buradan da direkt sohbet esnasında sorularınızı yazabilirsiniz. Ben yine Ayça ablaya Yan tarafta chat bölümü mü var? ileteceğim. Bir Evet, aktivite chat bölümü var. istersen. Burada chat bölümünden yazabilirsiniz. Hepsini ben görüyorum, ileteceğim. Evet, o zaman klasik sorumuzla başlıyorum. Diş hekimliğini isteyerek mi seçtiniz yoksa puanınız da mı geldiniz? Tıp olmadı da mı geldiniz? Şöyle aslında tıp olmadı geldi değil. Ben zaten şey istemiyordum. Tıp istemiyordum. Yani annemler Ben de falan şey yapıyordu. Tıpları yaz mutlaka tıp. Ama ben birazcık daha böyle şey mühendis olayım. İşte moleküler biyoloji genetik, endüstri mühendisliği falan böyle birazcık daha bu alandan da uzaktım yani. Ama öyle bir puan geldi ki yani ne iyi bir üniversitenin mühendisliği oluyor. Yani aşağıda seçtiğin zaman da çok alakasız mühendislikler oluyordu falan. O yüzden birazcık o yöneltti gibi oldu ama iyi de oldu ya. Memnunum yani. İyi oldu. İlk zaten seneden sevdim mühendislik, biyoloji hepsinin karışımı bir şey şu an bizim bölüm yani. zaten. Hepsini içeriyor aslında. Evet, o yüzden zaten. Yani mühendisliğin o birazcık daha mekanik kısmı özellikle de şeyde protezde daha çok hissediliyor o. İyi oldu yani. Diğer bir soruya geçiyorum. Okul yıllarında en zorlandığınız sene hangi seneydi ve bu zorluklarla nasıl başa çıktınız? Ya şöyle ben diş hekimliğine geldiğim zaman şeyi yani hani tamam tıp derslerinin olacağını da biliyorum ama bu kadar yoğun olacağını bilmiyordum. Birazcık da işte şeye güveniyorum. Elime güveniyorum. Bir şeyler yontuyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan ona güveniyordum. Ama ikinci sınıfta çok zorlandım. İkinci sınıfta çünkü zaten 1'de 2'de biliyorsunuz doğru düzgün diş dersi de yok. Sürekli Evet, tıp. tıp dersi. Benim ikinci sınıfta 4 tane bütün vardı.
Ve şey yani hani bir dersten kalınca sınıf tekrarı iğrenç yani hani çok kötü, çok zorlandım. Ve böyle bir şey de, dersler yani. Protezi de çok. Biliyor musun ben hiç protezden sıkıntı yaşamadım. Yani ben diş derslerinden öyle sıkıntı yaşamadım. Benim sıkıntım hep tıp dersleriydi. Dört tane bütük aldım. Dördü tıp dersi bu arada. Dördü de. İşte anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji. Ne vardı bir de? Biyofizik mi ne vardı? Öyle bir ders. İşte dördü de o. Dördünden de böyle geçene kadar ördüm. Yani o yazı hatırlamak istemiyorum. Çok korkunç bir yazdı. Büt. Evet, Rus'ta tıp derslerini nasıl hallettiğinizi şu an daha çok merak ettim ama geleceğiz oraya daha sonra. Evet, ben de hiç beklemiyordum gerçekten kendimden o performansı. Evet, Rus'ta hangi sene hazırlanmaya başladınız? Hani okul içinde mi yoksa mezun olduktan sonra mı? Şöyle, şimdi şeyi biliyorum. Beşinci sınıflardan falan izliyorsun. Sonuçta ne? Bizim öğrencilerimiz izliyor. Çok böyle Rus düşünmeyenler falan da vardır. Ben hiç düşünmüyordum. Zaten böyle bir çekiliş olmuştu. Rus kitabı çekilişi böyle diş hekimliği haftası gününde oluyor ya böyle şey çekilişler. Onlardan bir tanesini kazanmıştım. Gidip kitapları almamıştım yani hatta o kadar hiç hazırlanmayı düşünmüyordum. Ki zaten öyle oldu. Ben mezun olduktan sonra 2 yıl özelde çalıştım. Rus falan düşünmediğim için bakmadım da hiç. Ama o 2 yıldan sonra şeyi fark ettim. Böyle olmuyor. Yani dışarı çıktığınız zaman daha iyi anlıyorsunuz zaten onu. Ne yapacağını insan bir noktada kestiremiyor. Yani hep böyle mi gidecek? Hep benim yanında mı çalışacağım? Kendim klinik açmayacaksam ne yapacağım? O böyle bocalamaya giriyorsun bir noktadan sonra. Ben de o zaman karar verdim zaten. 2 yıl dışarıda çalıştım. O arada dershane parasını biriktirdim ve bir sene dershaneye gittim. Hazırlandım. Şeyden çıktım tabii, işten de çıktım. Bir sene boyunca oturdum ve sıfırdan DUS'a hazırlandım. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Normal kendi klinik derslerimizden bile doğru düzgün bir şey hatırlamıyordum. Tıp derslerini falan hak getire yani. Hiçbir şey öğrenmemişim hatta, öyle diyorum yani. Çok da başarılı, parlak bir öğrenci değildim zaten üniversitedeyken de. O bir sene boyunca deli gibi çalıştım yani. Hani hiç ben ders çalışmamışım zaten, onu fark ettim o sene. Ondan önce üniversite yılında bir tek böyle sınavları falan çalışıyorduk ama benim için şeydi. Geçeyim yeter yani, hani aile geçeyim gibi bir şey derdim, amacım da yoktu. Nasıl da örnek öğrenciyim şu an. Arkadaşlar siz öyle yapmayın. Sizin mutlaka amacınız böyle öğrenmek olsun. Neyse şunun için söylüyorum onu. Benim için DUS'a hazırlanmak daha zor oldu o yüzden. Sıfırdan başlamıştım. Ama bir yandan da şöyle bir şey vardı, iyi yanı vardı. Sıfırdan başlayınca da şey güzel oluyor. Her şeyi böyle yeni öğreniyorsun, hevesin var falan gibi bir durum vardı. O güzel oluyordu. Bir sene boyunca hazırlanıp öyle çalıştım. Yani hani şeyi bıraksanız bile yani ben çalışmayacağım, girmeyeceğim DUS'a falan gibi bile düşünseniz daha sonrasında halledebiliyor ya. Onu gördüm ben de. Peki pişman oldunuz mu? Hani keşke 5. sınıfta çalışsaydım. Ben o kafada değildim. Yani öyle bir bilinç ve vizyon seviyesinde değildim maalesef. Sizi falan takdir ediyorum o yüzden yani. Gerçekten şey daha önemli çünkü bence. Çalışırken yani 5. sınıfta okurken bir yandan DUS çalışıp kazanabiliyor olmak daha iyi aslında bir noktada. Çünkü şeyi şey yaparken de yani mesela stajlara girerken size de onu tavsiye ediyorum. Girmeden önce böyle parça parça bütün derslere çalışsanız ya da işte hem okula giderken daha taze iken bilgileriniz üstüne bir şeyler ekleseniz, onun üstüne sınava girseniz muhtemelen siz daha rahat olacaksınız. Bende o durum hiç yoktu. Hiç yani sıfır ne demekse ben oydum direkt. Hani şey klinik noktasında vardı tabii ki bilgilerim. Ama temel bilimler ki zaten az önce de söyledim temel bilimleri ne kadar sevdiğimi. Ama sonradan sevdim ya, gerçekten sevdim. Yani öğrenince güzelmiş. Vay canına ya, bunlar böyle böyle mi oluyormuş falan kafasına girip
doktor olduğunu hissediyorsun. Ondan önce ben zaten şey diyordum ikinci sınıftayken, ben diş hekimi falan değilim, ben dişçiyim ya. Dişçiyim, bana dişçi deyin ama şu tıp derslerini vermeyin falan gibi böyle şey yapıyordum. Asilik yapıyordum birazcık. Yok yok, pişman olmadım. Peki mesela bunu mesela kendim merak ettiğim için de soruyorum. Bir sene boyunca tamamen boştum, çalıştım dediniz ya. Gerçekten hani çok fazla çalışılabiliyor mu? Çünkü şu an mesela bizim aklımızda şöyle bir soru var. Biz stajlara geliyoruz ve aynı zamanda çalışmaya çalışıyoruz. Birlikte götürüyoruz ama şu an açılmayan fakülteler var ve oradaki rakiplerimiz evlerde deli gibi çalışıyor olabilirler. Bu biraz korkutuyor. Ne kadar çalışabiliyorlar diye. Bence şu an onlar açılmıyorken evde, ya bu korona dönemi çok garip. Yani Evet. hani öyle olunca böyle evdeler ve çalışıyorlar gibi bir şey olduğunu sanmıyorum. Onlar da muhtemelen size diyorlar ki ya onlar okula gidiyor, bir şeyler görüyor, hasta üzerinde öğreniyor. Biz burada soğuduk, elimiz soğudu, ne yapacağız falan. Onlarda da o panik vardır büyük ihtimalle. O yüzden mesela biz evet sizi başta çağırırken bir noktada tereddüt ediyorduk. Yani bu kadar yoğun hastalık var, biz bu çocukları çağırıyoruz ya birine bir şey olursa gibi. Ama bir yandan da size o verilen klinik bilgi, işte hastada gördükleriniz, bunu üstüne teorik ekleyerek öğrendikleriniz çok daha başka oluyor yani. Hani bir sene tamam ben evde çalıştım ama ondan öncesinde 2 sene boyunca klinikte çalıştım zaten. Yani ben bunları klinikte gördükten sonra üstüne bir şeyler eklemem çok daha rahat oldu benim için. Siz o yüzden bu noktada daha şanslısınız yani. Yani Umarım. çok çalışamıyorlardı. Yok, Evet. sanmıyorum. Bir de sınav zamanı belli değil şimdi. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Yani onlar var ya, buna onunla girmişlerdir. Boş ver, boş ver. Sen şey yapma yani. Siz daha Ben iyi önce bir biliyorsunuz. sınıfını evet, o mesela o bir sene tamamen evdesiniz bir de. Okul yok, çalışma hayatı yok. Hani kendinizi nasıl motive ettiniz diye bir soru gelmiş. Şöyle, bir senenin tamamı evde değildim. Bir kere zaten çalışırken, yani özellikle de şeyden sonra, okuldan sonra, siz de çalışıyorken de öyledir. Yanında çalışma arkadaşları önemli. İlk başta sadece dershaneye gidip geliyordum. Ben evde çalışmadım zaten. Bazen işte dershanenin çalışma salonunda çalıştım. Ama çok büyük bir dönemi kütüphanede çalıştım. Biz 4 arkadaştık. İşte hep birlikte gidiyorduk kütüphaneye. Sabahtan başlıyordu mesaimiz. Akşama kadar birlikteydik ve 50 dakika ders, 10 dakika ara. Hepimizin saatleri de kuruluydu. İşte 50 dakika olunca hep birlikte kalkıyorduk zaten, birbirimizi dürtüyorduk. Yakın yerlerde oturuyorduk, masalarda da. İniyorduk aşağıya, 10 dakika sohbet, muhabbet, goy goy. Çok fazla da böyle derslerle ilgili konuşmadan. Çünkü kafayı dağıtmak da önemli. Gerçekten 10 dakika sıfırladığın zaman çok daha verimli devam ediyorsun. İşte sohbet, muhabbet, saçma sapan komiklikler, şakalar. Ondan sonra geri dönüyorduk, 50 dakika devam ediyorduk ve motivasyon bir noktada düşebiliyor. Şey oluyorsun çünkü çok fazla şey var. Benim hepsini öğrenmem lazım. Ne yapacağım bu kadar derste falan. Ona, o kafaya gelebiliyorsun ama çok da girmemek lazım ona. Çünkü herkes her şeyi bilemez. Her şeyi öğrenemezsin. Hepsini bilemezsin onların. O ayrıntılardan da hangisinin geleceğini de kestiremezsin soru olarak. Bilmen gereken genel şeyler var. Zaten bunu işte, yani büyük çoğunuz dershaneye gidiyor ve ya da gitmeyen de altını çiziyor. Kitaptan belli yerler var. O yerleri öğreniyorsun. Temiz öğreniyorsun ama gerçekten. Ondan sonra onun üstüne onları tamamladıktan sonra eklemek istiyorsan bir iki ayrıntı ekliyorsun. Eğer o ayrıntılardan da sınavda çıkarsa yapıştırıp geçiyorsun. Yani hani şey kafasına girmemek lazım. Aa, hepsini öğreneceğim. Bütün kitapları öğreneceğim. Hepsini çalışmam gerekiyor falan. Dediğim gibi böyle bir şey mümkün değil yani. Hani motivasyonun düştüğü noktada toparlaman gerekiyor. Hayır, yani hani önünde yol var daha. Sen biliyorsun, kazananlar senin benim gibi insanlar. Hepimiz aynı noktadan çıktık. Sen de kazanabilirsin deyip şöyle kendini pohpohlayıp, arkadaş noktası da şu noktada iyi oluyor. Sen kendinin motivasyonunu toparlayamadığın noktada o sana yardımcı oluyor. İşte o toparlıyor. O seni motive ediyor. Hadi yaparız. Hadi hallederiz. Ya kimler kimler yaptı? Kimler kazandı? Benim şu cümleyi var ya kaç defa söyledim. Haddi hesabı yoktur.
kimler kazandı ya, biz mi kazanamayacağız? Gerçekten öyle ama yani hani kimler kazandı, kimler? O yüzden motivasyon önemli. Hatta en önemli şey bence. Evet. Dusbadi de önemli. Ne evet. Dusbadi bu yeni mi çıkmış? Evet, Dusbadi önemli. Evet. Çalışma arkadaş da diyebiliriz onu. Olur olur. Biraz yanlış oluyor diğeri benim. Yanlış anlaşılabilir. Yok yok, anlaşılmadı. Evet. Peki mesela DUS'a hazırlandığınız süreçte aklınızda bir ya da bir iki bölüm var mıydı? Onlara odaklanarak mı çalıştınız yoksa puanınız geldikten sonra mı karar verdiniz? Yok yok. Ben zaten protez istiyordum. Gerçekten? Tabii canım. Ben protezi çok seviyordum. Ben yani öğrenciyken de çok seviyordum protezi. Uzmanken de uzmanken ayarlanmış oldum. Uzmanlığını bitirdikten sonra da umuyorum. Severek yapmaya devam edeceğim. Uzmanlık sürecimde de çok seviyorum gerçekten. Şeyde fark ediyorsun onu ama. Yani hani hasta baktığın dönemde fark ediyorsun gerçekten. Hangisini seviyorsun, hangisini yaparken keyif alıyorsun. Çünkü muhtemelen yani uzmanlık yaptıktan sonra tamam çıkınca diğer bölümlerine de bulaşıyoruz. Onlardan da bir şeyler yapıyoruz. Sonuçta dolgunu da yapıyorsun. Kanalını da gerekirse yapacaksın ama... büyük çoğunluk uzmanlık yaptığın bölüm üzerinden devam edecek mesleğinde. Öyle olunca o önemli. Hangi bölümü istediğin, bundan sonra hayatını hangi bölümde çalışarak devam ettireceğin gerçekten önemli. Ben de kafama onu koymuştum. Yani ben protezci olacağım, ben protez yapacağım ve o bölümü kazanmak istiyorum. Zaten şey yaparken de yani hani işte sonuçlar geldiğinde de çıkarttım bütün protezler, hangi üniversite kaçta kapatmış, neyle almış, neyle kapatmış. Ona göre yaptım direkt şeyi. Bir de dediğim gibi restoratif yazmıştım. Restoratif de seviyorum. Yani böyle minik uğraşmak. Evet, ve bittikten sonra gerçekten yaptığın şeyi böyle hasta tarafından da görünebiliyor olması beni tatmin ediyor. O yüzden o ikisini seviyorum benim. Sevdiğim alanlar onlar birazcık daha. Umarım herkes sizin gibi istediği bölümlere gider. Umuyorum. Gerçekten ya, çok istiyorum. Herkes için. Evet, küçük bir anket yapmıştık. Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz şeklinde. Çoğunluk uzmanlık düşünüyorum diyor. %15'lik bir kısım klinikte, özel klinikte çalışmayı düşünüyor. Onların da ben yine fikrini değiştireceğini düşünüyorum. İşte bak ben yani hani bizim sınıfta da ben hatırlıyorum ya son sene kimler ne yapacak falan böyle el kaldırıyorduk. Uzmanlık düşünenler tüm sınıf el kaldırıyor. Özelde çalışacaklar falan. Ben öyleydim yani. Ama sonra değişebiliyor insanın fikri. Gerçekten değişiyor ya. Geç de olsa olabiliyor bazen. O kaç? 85 kişi mi? Yok, %84. %15. Aynen, %85 uzmanlık düşünüyor. 85'e gerçekten başarılar diliyorum. Umuyorum istedikleri bölüm olur herkes için. Aynen, umarım. Zaten buraya katıldıklarına göre çoğunluğu zaten düşünüyordur. Kalanları da düşünmeye çalışıyor gibi sanki katıldıklarına göre. Yani evet, olabilir. Bir soru gelmiş ama bunu nasıl toparlayıp soracağımı bilmiyorum. Saçlarınız hep böyle miydi protezden sonra mı? Yoluyorum protezde. Ay yok ya, hep böyleydi. Ama bunu tabii ki proteze laf etmek için sorulmuş soru olarak kabul ediyorum ve hayır, bunu kabul etmiyorum işte. Proteze laf söyletmiyoruz arkadaşlar. Değerini bilmiyorsunuz protezin. Gerçekten bak. Öğrencilikte zor geliyor size, biliyorum. Zaten hani öğrenci bakan asistan olarak bunu çok çok iyi biliyorum. Bana bakan bir asistan olarak. Evet, senin asistanın olarak. Hoş, sen iyi bitirdin gene yani. Hani bitiremedim. Hala devam ediyoruz ama. Yok yani, çok sıkıntı çıkmadı hastalarından. Ondan bahsediyorum. Ama şey de öyle değil ya. Asistanlık da öyle değil yani. Hani o yaşadığımız korkunç şeyler. Asistan olduğun zaman asistanlığı da geçtim. Yani uzmanlıkta çıktıktan sonra o kadar korkunç olmuyor. Çünkü şey biliyorsun, nasıl çözülebileceğini biliyorsun. Mesela senin için şu an
RPT falan böyle çok korkunç şeyler gibi geliyor. Ha bizde de bazen çok korkunç gelebilir. Hastayı sevmediysek korkunç oluyor. Yani hani tekrar tekrar o hastaya bakmak istemiyorsak, o geldiğinde sürekli laf ediyorsa, ay yine mi geleceğim falan gibi böyle bir hastaysa biz de sevmiyoruz onu. Ama ne çıktıktan sonra çok da sorun olmuyor yani. Hani RPT arkadaşım yani değiştiririz, en baştan yaparız falan gibi bir mantık Öğrenciyken olabilir. yazı kalınca RPT yiyince hiç sevmiyoruz o yüzden. Evet, biliyorum. O yüzden diyorum zaten. Yani protez sizin için korkunç geliyor olabilir ama değil ya. Çok tatlı aslında. Gerçekten tatlı. Yok yok, daha kötüsü de varmış. Ben protezden çıkınca fark ettim. Yani söylemeyeceğim ama varmış. Bence de vardı. Yani herkesin kötü bölümü var bence zaten. Ben Evet. mesela benim asla yapma, asla ben bu bölüme girmem dediğim bölümler var. Ben de onu söylemeyeceğim mesela. Ama var. Söyleseydiniz ben de söyleyecektim. Neyse. Yok hayatım, sen de söyleme, ben de Tamam. söylemeyeyim. Tatlı tatlı kapatalım. Protez güzel deyip devam edelim. Ama şöyle de bir şey var Gamze, yani bizim sevmediğim bölümlerde başkaları seviyor. Bu kişiden Evet. kişi değişiyor yani. Hani o yüzden bir bölüme iğrenç kaka falan diyemezsin ki ya. Tabii Mutlaka canım. Ben seveni yapamıyorum. var. Seveni var yani. Yok be, sen de yapıyorsun. Sen niye yapamadın? Gayet de yaptın yani. Hastan sana para bile veriyordu bak neredeyse. Ay evet. Alsaydım onu niye almadım ben de bilmiyorum. Bak, protezle ilgili en büyük pişmanlığın olarak bunu Evet. söyleyebilirsin Okulun mesela. salağı ilan edildim. Ama utandım abla az verse belki alırdım. Çok verince utandım gerçekten almaya. Yapacak bir şey yok. Şey olduktan sonra, hani bitirdikten sonra fazlasını alırsın sen, Yani hastalardan merak etme. inşallah. Evet, şimdi sorulara tekrar göz atıyorum. Tercih aşamasında iyi bir üniversite mi yoksa istediğiniz iyi bir bölüm mü önceliğinizdi? Sanırım Üniversite tercih sırasında hangi kriterleri bunu az önce değerlendirdiniz? söylediğimden de anlaşılmıştır. Benim için şimdi şey, yani hani akademisyenlik düşünmüyordum, hala da düşünmüyorum. Ve sadece hani benim şeyim, uzmanlığımı bitirip devam etmek olunca bölüm benim için önemli. Sonrasında da o bölümü yapacağım. Hoş akademisyenlik düşünsen de düşünmesen de daha sonra hayatında o bölümü devam ettireceğin için bence bölüm daha önemli. İyi bir üniversitede şöyle birazcık şans bir de. Yani hani neye göre iyi bir üniversite? Çıktığın zaman sen şu üniversitenin uzmanlığını bitirdin gibi bir durum çok olmuyor aslında. Sadece işte uzman BT olarak çıkıyorsun. Ama işte hani daha farklı düşüncelerim varsa, ben yurt dışına gitmek istiyorum, buradan bir bağlantıyla orada devam edeceğim. Ya da oradaki herhangi bir hoca, bildiğim bir hoca var ve o hocayla çalışmak istiyorum devamında. Ya da ben akademisyenlik istiyorum, o hocanın İşte olduğu bölümde devam etmek istiyorum falan gibi böyle düşünceleriniz varsa üniversite önemli tabii ki. Ama yok ya, ben sadece uzmanlığımı alacağım, daha sonrasında da kendi önüme bakacağım diyorsanız ben bölümün daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hem 3 yıl uzmanlık yaparken uğraşıyorsun sonuçta ona, hem de daha sonrasında, yani hani hayatın boyunca ona devam edeceksin. Bilmiyorum ya, yok üniversite seçmek birazcık risk almak gibi geliyor bana. Şey olabilir, sevdiğim birkaç tane bölüm vardır. Yani benim gibi ben sadece protez istiyorum falan gibi değil de, ya şu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir falan gibi böyle bir düşüncen vardır. Ve asla Van'da okumak istemiyorsundur. Konya'da 3 yılını geçirmek istemiyorsundur. O zaman üniversiteyi önceliğin olarak seçebilirsin. Birazcık ona göre değişiyor. Yani hani eşit derecede istediğin bölümler varsa orada üniversiteyi göz önüne alarak devam edebilirsin. Ama bariz sevdiğin bir bölüm varken sırf diğer üniversite daha iyi diye ona gitmek bence çok mantıklı bir şey değil. 3 yıl sonra çıkacaksın, gideceksin zaten üniversiteden normal şartlar altında yani. Ömür boyu yapacağımız iş daha çok önemli.
Ayça abla, portakallı kek yapmayı nereden öğrendiniz? Böyle bir şey var. Hangi serseri sormuş acaba? O soruyor. Portakallı kek yapmayı yapa yapa öğrendim. Bugün de sevgili Neslihan'ın semineri vardı. Onun için kalpli bir portakallı kek yapmıştık ama kendisine beğendirememiştik bir türlü. Ama beğenilmiş olmasına sevindim. Yine gelen bir soru. Uzmanlık yapmayan diş hekimlerinin birçoğu da protez yapabiliyor. Bu anlamda protezde uzmanlık yapmanın avantajı, öne geçiren şey nedir? Çok basic düşünsen bile uzman diyetisyen. Yani hani adının önünde bir sıfatın daha var. Bu bile, yani hani basit bir şey olsa bile, bu bile önemli. Hastalar tarafından bakış açısı olarak. Onun dışında tamam, herkes protez yapıyor ama kim nasıl protez yapıyor? Yani o yapılan hastalar nasıl kullanıyor onları? Kaç yıl kullanıyorlar? Daha sonra ne gibi sıkıntılar yaşanıyor? Sıkıntı çıktığı zaman sen onları düzeltebiliyor musun? Ya da yapmadan önce o sıkıntıları öngörebiliyor musun? Bunlar uzmanlıkta katılıyor sana. Çünkü uzmanlık yaparken aldığım eğitim de önemli. Burada hocalarla birlikte çalışıyorsun. Senden deneyimli insanlar. Onlara gösteriyorsun, onların onayını alıyorsun, onların fikirlerini görmüş oluyorsun, onların bakış açısından bakıyorsun. Onun dışında sadece belli bir bölümde çalışıyorsun ve sürekli o hastalara bakıyorsun. Yani hani siz bile fark etmişsinizdir. İlk kestiğiniz dişle 15. kestiğiniz diş arasında fark vardır. Elin bile ona alışıyor. Öyle olunca tamam, dışarıda da protez yapılıyor ama burada kendine mutlaka bir şeyler katmış oluyorsun. Okuyarak katıyorsun. Hocaların sayesinde ya da kendin araştırarak, makalelerde, çalışmalardır. Çünkü belli bir yöne yönelmiş oluyorsun. Onun üzerinde sürekli çalışmalar yapıyorsun. Okuyarak katıyorsun, yaparak katıyorsun. Arkadaşlarının deneyimleri, hocaların deneyimleri. Dışarıda yapılan, yani protezden, tamam ben insanlara şey demiyorum, uzman olmadan iyi protez yapamazsın gibi bir söylemim yok asla. Ama mutlaka fark vardır. Yani hani o kadar basit, ya dışarıda da protez yapılıyor ve o yapa yapa öğrenmişlerdir diyemiyorsun. Çünkü yapan aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Eğer bir şeyi yanlış yapıyorsa o şeyi yanlış yapmaya devam ediyor mesela. Bir noktada bir şeyler katıyordur bence. O kadar basit değil yani. Evet, bir de şöyle bir kesim var. Hani kursuna giderim 3-5 ay. Ben de yaparım onu. Mesela implant kursuna gidiyorlar, implant, laminate olsun. Yani tel tedavisi yapanlar bile varmış. Yani kursla uzmanlığı eşdeğer görenler var. Ya ben ona aslında karşı çıkmıyorum, biliyor musun? İnsan kendisini geliştirebiliyorsa geliştirsin tabii ki. Yani hani ama o kurslar da ucuz değil öncelikle. Yani bize hocalar hep şey söylüyordu ya öğrenci dönemindeyken. Siz şu an işte kendinizi geliştirmiyorsunuz, bakmıyorsunuz, öğrenmiyorsunuz. Çıktıktan sonra binlerce lira verip kurslara orada öğreneceksiniz. Gerçekten ona dönüyor bir noktadan sonra. Uzmanlık için de aynısı geçerli. Yani hani burada da öğreniyorsun. Evet, kursa gittiğin zaman binlerce lira verip, yani kesim için kursa yok ya, küçümsemeyeceğim. Tamam, yok öyle şeyler. Kursa gidenler var, evet. Orada da bir şeyler öğrenilebilir. Tabii ki de biz de gidiyoruz. Gerçekten. Çünkü kurslar insana katıyor bir şeyler gerçekten. Hı hı. Yani öyle olunca evet, uzmanlığı kazanamamışsındır, denemişsindir ya da uzmanlıkla uğraşmak istemiyorsundur. Ya ben 3 yıl uzmanlığa yılımı vermek istemiyorum. Kendimi harcamak istemiyorum orada. Ben hem implant yapacağım, hem laminate yapacağım, üstüne çocuk da bakacağım, şunu da yapacağım, endo da yapacağım diyorsundur. Gerçekten saygı duyuyorum. Bu şekilde de geliştirirsin kendini. O zaman şey diyemem ben sana, illa uzman olman gerekiyor diyemem. Ama dışarı çıktığın zaman artık birazcık da o devir oldu. Yani hani dışarı çıktığın zaman uzmanlık ismin seni bir adım daha öne taşıyor. O yüzden birazcık zorlayıp kurslara gidip daha fazla çalışıp da aynı noktaya gelebilirsin belki. Ama gerçekten birazcık tırmanmak ve iyi sermaye gerekiyor onun için. Peki asistanlıktan şu ana kadar beklediğinizi alabildiniz mi? Özellikle bu sene hem
bizimle uğraşıyorsunuz. Hem hasta bakıyorsunuz. Yani yorucu oluyor mu? Neler kattı bu zamana kadarki süreç size? Yorucu olduğunu bence sen de biliyorsun. Zaten evet. Arada size de patlıyoruz yeter artık çok yorulduk diye. Gerçekten yorucu oluyor. Öğrenci bakıyorsun, hasta bakıyorsun. Bir yandan işte hani çalışma da okuman, kendini geliştirmen gerekiyor. Ama zaten asistanlık da bu. Biz bunu biliyorduk. Yani bizim asistanlarımız, abilerimiz, ablalarımız da böyleydi. Bizden sonra gelecek olanlar da böyle. Yorulmadan olmuyor bu iş yani. Tabii ki de yoruluyorsun. Beklentilerini karşıladı mı? Ya birazcık ne beklediğine bağlı. Yani hani çok ciddi şeyler bekleyip ben şunu da yapacağım, şunu da öğreneceğim, bunu da öğreneceğim. Hiçbir yerde öyle ham bilgi yok. Öğrenmek istiyorsan kazıyıp, kendin çalışıp, birilerinin hani gerçekten peşinden, bilgiyi peşinde kovalayıp falan öğrenmen gerekiyor. Şu ana kadar bence gayet iyi. Bak Konya'ya zor alıştım ama arkadaşlarım vardı neyse ki burada. 2 yıl da geçti gerçekten. İnanılmaz. Ve yok yok gayet iyi ya. Memnunum hayatımda. Çok güzel. Sizleri de seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Yalancı. Evet. Vallahi seviyoruz. Tamam. Şey, yine DUS çalışma sürecinden bir soru gelmiş. Hı-hı. Çalışırken böyle tamamen vazgeçtiğiniz, ben bu dersi yapamam dediğiniz bir ders oldu mu? Ben şimdiden diyorum mesela. Farma için mi diyorsun? Evet. Ya onu ben de dedim biliyor musun? Ama şeyden kaynaklanıyor ya. Bendeki ondan kaynaklanıyor yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Sıfır bilgiyle geldim. Bilmem kaç tane dersi zaten getirmişim o zamana kadar. Ve şey oldum. Ama farmada kalsın. Yani hani gerçekten farmada kalsın. Zaten insanlar şeyde falan o noktaya geliyor. Farma için birçok insan o noktaya geliyor. Yani ama, 4 soru olunca çalıştığına evet, değinecek evet. Gibi bir his var. Yani ona ayıracağım vakti diğerleri. Ya ama bak gerçekten onu bilenlere de yani farma çalışıp farma bilenlere de saygı duyuyorum yani. Hani bravo. Ve şey diye düşünüyorum. Şimdi bazen de şey oluyor. Birkaç tekrar atıyorsun artık. Bir noktadan sonra sen kapasiteni doldurmuş oluyorsun. Yani çalışsam da aynı şeyleri tekrarlıyorum. Noktasına geldiğinde bence farmaya dönüp bir bakmak gerekiyor. Özellikle mesela bu sene. Yani hani sınav ne zaman olacak bilinmiyor. Çok kim bilir ne kadar süredir çalışıyor o insanlar. Bence farma çalışıyorlardır. Çünkü yani hani aynı şeyleri oku o da sıkar insanı ya. Ben farmayı bırakmıştım evet. Antibiyotik çalışmıştım. Dediğim şeyi duydum. Gazeteciğim hayır. Ama bak şu bu ne demek biliyor musun? 4 soruyu bıraktım ve ben o 4 sorudan alacağım puanı diğerlerinden alacağım gibi bir güven demek bu. Yani benim zamanım yoktu. O yüzden bıraktım. Ha sen dersen ki abla benim de zamanım yok. Tamam ablacığım sen de bırak o zaman. Ama varsa böyle bir zaman yaratabiliyorsan kendini bir dersi bırakmak diye bir şey yok yani. Hani mümkün değil böyle bir şey. Niye bırakıyorsun? Sen o kadar bırakacak kadar diğer derslerine güveniyor musun ki yani? Hani ben zorunda kaldım diye. Ben şey diye sınır koymuştum. Ben bir kere gireceğim yani ve bu sene kazanacağım. Ben DUS'a bir kere girdim. Zaten kazanmak zorundaydım ve kazandım. Gerçekten kendine bu zorunluluğu yarattığın zaman, onu düşündüğün zaman yani hani bir şeyleri de şımarıklık yapamıyorsun. Şunu da bırakayım. İşte şundan da biraz yapmasam olur. Bunu da hepsini bilmek zorunda değilim zaten falan. Böyle bir şımarıklığın kalmıyor yani. Hani bayağı böyle kazıya kazıya hepsini de öğreniyorsun arkadaşım. Yapacak bir şey yok yani. Mecbur. Evet mecbur. Temel ve klinik bilimler adına hangisine daha çok ağırlık verdiniz? Bir de soru çözümüyle ilgili soru gelmiş DUS'u çalışırken. Hani hep kitaptan konu tekrarı şeklinde mi yoksa soru çözümü de yaptınız mı? Denemelere katıldınız mı? Şimdi bir kere ilk önce temel ya da klinik aynen. Bilimlerden hangisine daha çok ağırlık verdin? Ben şöyle yaptım. Zaten işte dershaneyle birlikte gittiğim için
işte hangi dersi gördüysek cerrahiden başladık diyelim. Cerrahi gördük. Daha sonrasında ben cerrahi tekrar yaptım. Cerrahi ile ilgili sorular çözdüm. Cerrahi tekrar ikincisini yaptım. Kendime küçük notlar aldım. Kitabın tamamını yazmak değil. Sadece minik kelimeler halinde mesela. Naçizane kendim böyle bir yöntem geliştirmiştim. Daha sonra cerrahiden sonra farmaya mı geçtim? Farma. Bir hafta boyunca işte farma çalıştım. Daha sonrasında ona devam ettim. Onunla ilgili sorular çözdüm. Diğer hafta diğerini falan. Bu şekilde devam ettim. Bence zaten şunun ağırlığı daha önemli. Buna daha çok çalışmalıyız gibi bir durum yok. Hepsine çalışmalıyız. Yani o kadar stratejiye de girmemek gerekiyor ya. O şunlar şu kadar yaparım, bundan da bu kadar yaparım. Sınavda o iş öyle olmuyor. Hangisinin daha kolay olacağını da bilemiyorsun. Yani sen protezine çok güveniyorsundur. Protezi çok çalışmışsındır. Kliniğe inanılmaz yüklenmişsin. Sınava bir giriyorsun. Klinikten deli gibi soru hazırlamışlar. İnanılmaz zor. Temelden basit basit sorular hazırlamışlar. O zaman işte pişman olursun. Niye temel çalışmadım ben? Keşke ona da çalışsaydım falan. Bence dağılımı dengeli yapmak gerekiyor. Ona da çalışacaksın. Diğerlerine de çalışacaksın. Herhangi bir ders önemsiz diyemeyiz. Soru sayısına bakıp bu soru işte bunun sorusu daha fazla. O yüzden buna daha çok önem vermediğim gibi bir şeye ben şahsen girmedim. Öyle stratejileri de çok mantıklı bulmuyorum. Yani hepsini bence bilmek, çalışmak gerekiyor. Soru noktasında da ya işte hocalar falan da sürekli aynı şeyi söylüyor. Konu soruyla öğrenilir. Gerçekten de öyle ama yani. Hani sen ne bildiğini soru çözdüğün zaman öğreniyorsun. Ben bir şeyler biliyorum da hani ben bunları yükledim beynime, onları geri çağırabiliyor muyum? Soru üzerinde kullanabiliyor muyum bunları? İşte o yüzden çok soru çözdüm. Hatta şey yapmıştım. Soru kitapçıklarının üzerine de herhangi bir şekilde karalama falan yapmıyordum. Sorunun altına kağıdı koyup işte altına hangi sorunun cevabını ne düşünüyorsam yazıp bir sonraki soruya geçip bir sonraki soruya böyle kağıt üzerinde çalışıyordum. Kitap da temiz kalıyordu. Daha Tekrar. sonrasında çözmek istersem hani her soruyu da çok çözmek istemiyorsun. Kimisi böyle soru hazırlamak için soru hazırlanmış gibi oluyor ama beğendiğin, sevdiğin bir kitap varsa en azından ona geri dönüp bakabiliyorsun o noktada. Ya da böyle şey de bence iyi. Çözümlü sorular. Çünkü daha sonrasında hemen o soruyla ilgili bilgiler de verildiği için o bilgilerin de bilmediğim soruları önemli yerleri çiziyordum. Hatta şöyle, kitaptan çalıştın, soruyu yaptın, bildiğin soruyu zaten herhangi bir yerini bu önemli falan diye bir daha soru üzerinde çizmene, işaretlemene gerek yok. Ama bilmediğin bir soru varsa, onu yanlış yaptıysan, neresini bilmiyorsun, orada onu çizip, hatta gerekirse bir daha tekrar kitaptan da kontrol edip o soruyu o şekilde devam edilebilir bence. Çok konuştum Gamze. Sen konuş. Azıcık da ben konuşayım. Evet, güzel bir soru daha gelmiş. Mezun olduktan sonra dışarıda tecrübesi olmayan biri için asistanlığın ilk senesi nasıl oluyor? Hani 5. sınıfın devamı sanki diş hekimliği 6. sınıf gibi falan mı oluyor yoksa yeterli Beşinci, hissedemeyebiliriz? dördüncü, beşinci sınıfı nasıl geçirdiğine bağlı birazcık bence. Yani hani bak işte mesela bizim bölümde Neslihan 5 bizim okuldan mezun. Bizimle birlikte yani hani benimle birlikte girdi. Ve ben işte dışarıda 2 yıl çalışmışım. O hiç çalışmadan gelmiş. Ama kendini çok güzel doldurmuş. Neslihan'ı da övüyorum burada ama hani çok da övmek istemiyorum aslında. Ama gerçekten hani deneyimli gelmiş. Şey olmuyor yani hani ben bir şeyler biliyordum. O çok zorlandı daha sonrasında falan gibi olmuyor. Ama dördüncü, beşinci sınıfta çok da böyle kendini doldurmaya fırsatı olmamış bir asistan için daha sonrasında birazcık daha zorlanabiliyordur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Ne oldu Gamze? Sana yine Komik, komik komik bir soru mu sorular geldi? geliyor. Çok var da hepsini okuyamıyorum. Okum okum. Bak bir sürü sen Mesela şu an elinizde bardak var, içinde ne olduğunu merak edenler. Uzmanlığı geçiyoruz o soruyu. bitirince Nişantaşı'nda çalışmak ister misin? Teklifler mi var bu yönde?
Hayır, bunlar spam. Tamam mı? Bu soruları geçiyorsun. Daha mantıklı sorular sor ki arkadaşların belki bu boş yapıyorsunuz artık demesin bize yani. Öğrenci bakarken bunu da yapmazsın ya dediğiniz bir şey oldu. Kesin olmuş. Ay. Neler oldu? Ya tabii ki de yani hani biz bunu da yapmazsın suratımıza söylüyoruz zaten yani. Hani ama Aklıma biri geldi ama söylemeyeceğim. yok söyleme ben de söylemeyeceğim. Şey bunları biliyorsunuz bence zaten. Yani çünkü kendiniz de utanıyorsunuzdur sonra. Biz yeterince azarladıktan sonra sizi gerçekten bunu mu soruyorsun, bunu mu yapıyorsun diye. Ben yok yok. Var o neler var hem de. Evet, küçük örnekler isteniyor bu isim vermeden. İsim vermeden küçük örnekler. Ya bilmiyorum Gamze senin aklına geliyor mu? Sen bir Evet. örnek ver bakayım ben de devamını getireyim onu. Üst çeneden ölçü alırken dili dışarı çıkartan arkadaş. Aa bak şey var. Ölçü deyince aklıma geldi. Üst kaşıkla bak birkaç defa alt çenenin ölçüsü geliyor. Olmamış. Olmamış, olmamış. Geri gönderiyoruz. Yani hani daha doğrusu öğrenci şey diye geldi. Olmuyor. Alt çeneden ölçü alamıyorum. Yapamıyorum diye geldi. Daha sonrasında anladık. Üst kaşığı alt çeneden ölçü almaya çalışıyor. Dile basamadı. Damak olduğu için kaşıkta dile basılamadığından ölçü alınamıyor falan gibi böyle. Ya o neler var ya. Yok yani hani hiç aklıma gelmiyor. Keşke şu an mesela Nilgün olsaydı da size anlatsaydı neler neler yaptınız. Benim aklımda kalmıyor gerçekten. Bir şey gibi oluyor ya. Dedikodu gibi oluyor. Öyle olmaz. Olur ya, azıcık azıcık aralarda. Evet, Antalya'dan size sevgilerini iletenler var. Kolay ezberle ilgili taktik istiyorlar. Ay kolay ezber. Bilmiyorum ki ben kolay ezberleyemiyorum çünkü. Bende öyle bir şey yok. Şey, birazcık daha benim şey çünkü. Antalya'ya selamlar, sevgiler. Benim arkadaşlarım, bu birlikte DUS çalıştığım arkadaşlarım Antalya'dalar. Yok, ikisi Antalya'da, biri İstanbul'da şimdi orada çalışıyor. Ezber yerine şey yapıyordum. Tekrar yapıyordum. Kafama yerleştiriyordum. O yüzden ha ya da şey de yapıyorduk ya. Resim çizerek ezberliyordum mesela. Ben bu DUS döneminde nasıl ezber yapılır, nasıl daha iyi aklımızda tutarız falan gibi böyle kitaplar da okumaya başlamıştım. Bir iki tane araştırmıştım. Ve benim birazcık daha şey görsel hafızam iyi. Kimisinin işte herkes kendisini biliyordur az çok zaten. Nasıl daha iyi ezberlediğini. Benim görselde olunca daha iyi oturuyor aklıma. Ve şey yapıyordum. Ezberlemem gereken mesela bir hastalıkla ilgili, bir sendromla ilgili bilmemiz gereken kelimeler var. O kelimeleri resim haline getiriyordum. Kelimeleri çağrıştıracak absürt resimler, çok saçma sapan resimler çizip bunları hatırlıyordum o şekilde. Ama tabii bunun için de mesela şey olman gerekiyor ya. Hani uzun bir süre mesai de harcıyorsun onun için. Belki de başka yöntemler geliştirirsin yani. Baş harflerinden bir şeyler çıkıyordu. Ama çok böyle ezberleyeceğim diye abidik gubidik şeylere girdiğin zaman da ezber çeşitlerine girdiğin zaman onun baş harflerinden şunu oluşturdum, bunun baş harflerinden bunu oluşturdum gibi birbirine de giriyor bir noktadan Evet, sonra. hangisi hangisiydi diye bu sefer şey oluyor. Evet. Karıştırıyor. O yüzden sadece mesela baş harfleri olmuyor. Sadece baş harflerini çağırmak zor oluyor. Çünkü hepsi A ile başlıyor mesela falan. Sen hatırlayacak mısın gibi düşünüyorsun ama çağırdığın zaman aklında gelmiyor. Birazcık daha o yüzden kelime odaklı trikler gerekiyor. Neden Necmettin Erbakan Üniversitesi diye tehlikeli bir soru gelmiş. Ya çünkü bir kere zaten protez istiyordum. Tehlikeli diyeceğim niye tehlikeli olsun? ben protez istiyordum ve şey olabilecek yerler Selçuk, işte Necmettin Erbakan, Konya dışında bir iki yer daha vardı Konya ve çevresi şeklinde.
Işın'ı biliyorsunuz tedavideydi. Tolga da zaten şu an hala cerrahiydi. İşte periyocu Bilge ablanız vardı. Onların hepsi bizim şeyde Süleyman Demirel. Ben Süleyman Demirel çıkışlıyım. O oradan arkadaşlarımız. Hatta Işın'la Tolga benim sınıf arkadaşımdı direkt. Ben şeyden sonra sınavdan sonra işte Işın'ı aradım. Hani böyle böyle puanım geldi, ne yapsam. O direkt şey dedi, Konya'ya gel. Aa mutlaka Konya'ya gel falan. Onların da sayesinde Konya'ya geldik. İyi de oldu ama dediğim gibi ya, mutlu olduk. Hem çok çabuk alıştım. Bir yerde arkadaşınız varsa bir üniversitede çok daha rahat oluyor. Herkes de tanıştırıyor zaten. Ben birinci haftamda Işın sayesinde bütün bölümden birçok kişiyi tanıyordum. Selam olsun buradan da onlara. Selamlar Işın ablaya. Gamze'cim soruları hiç çalışmamışsın. Aşk olsun. Çok fazla var ve aralarda soramadıklarım var. Onları eliyorum birazcık. Tamam, bizim asıl soracağımız sorulardan sorabilirsin istersen. Evet. Saat bayağı da gevezelik yaptık bu arada, bak 9'a geliyor. Bir anketimiz daha vardı. O da sonuçlandı. Uzmanlıkta protez düşünüyor musunuz? %50 evet, evet. Soramazsınız arkadaşım, bak evet anketim vardı. Ayıp da bir şey ya. Evet ve asla diye bir şey yok. Kendi düşüncemi çok fazla belli etmişim sanırım. Evet evet. Sen mi yazdın bunu? Evet asla'yı. Serseri. Hayır, evet vardır, hayır vardır. Ya niye öyle diyorsunuz canım? Aa, bence protez gerçekten bebek tatlı bir şey. Niye sevmiyorsun? Aa, onu da anlamıyorum yani. Hani yok sevmiyor değilim ama bir ömür boyu yapamam. Neden? Bir kere çok fazla farklı şey yapıyorsun. Yani evet, sürekli aynı şey yapmıyorsun. Farklı farklı şey yapıyorsun. Sürekli yeni vaka geliyor. Yeni şeyler var. Alanın çok geniş. Yani hani ben mesela çabuk sıkılan bir insanım ama protezde sıkılmıyorum. Çünkü zaten çok değişik çeşitli hastalar geliyor. Onun dışında yaptığın işler de farklı farklı. O yüzden sıkılmıyor yani. Hani o yüzden bir ömür yapılır ya. Mis gibi. Ne güzel de bak, pazar diyorum protezi. Herkes protez yazsın arkadaşlar. Ben daha fazla bir şey demeyeceğim. Sen pedocu olacak mısın? Evet ben pedocu oldum. Bak İnşallah. Ben 2 sene dışarıda çocuk baktım. Hatta benim baktığım klinikte şey falan diyorlardı. Bizim çocuk doktorumuz var. Bu şekilde hani reklamımı yapıyorlardı. Çocuk hastalarda da inanılmaz keyif alıyorum. Yani hani bana bir şeyler getiriyorlar, resim yapıyorlar, hediye getiriyorlar falan, böyleydi çocuk hastalarımızda. Bence de keyifli çocuklarla, ama ya ben mesela onlarla oturuyordum, bir saat konuşuyorsun. Ama modum iyi olmadığı zaman mesela konuşamıyorum. Yaptığım iş değil, çocuğu sevdiğim için mesela iyiydi. Ama protez öyle değil. Sen hastaya uyuz olsan bile yaptığın işi beğenebiliyorsun. Ya da hasta böyle en nemrut, böyle meyvelesiz, çirkin bir hasta bile olsa, sen onun ağzına iyi bir şey verdiğin zaman, o protezlerle yemek yiyebildiği zaman sen onu bir gör yani. Aman hocam, canım hocam, çok seviyorum, çok güzel kullandım. Ben bununla fındık kırdım, elma yedim falan, böyle şey oluyorlar yani. Hani bir anda o hasta gidiyor, farklı biri geliyor. Evet, hastalarınızla yaşadığınız komik bir olay oldu mu diye soranlar oldu. Ya oluyormuştur da gerçekten aklıma gelmiyor ya. Bugün hatta düşündüm ben onu. Var mı hiç böyle anlatabileceğim enteresan tatlı olaylar? Yok yani. Hani bir tane engelli hastam vardı, Şeyma. Onu hatırlıyorum sadece. Mesela pedo bakmayı sevdiğimi söyledim. Engelli hastaları da bir süre hep bana geldi. Nasıl oluyorsa öyle denk geldi. Onlarla da gerçekten iyi anlaşıyordum. Yani hani böyle onun yoluna gittiği zaman şey yapıyorlar, tatlı tatlı cevap veriyorlar ama o Şeyma bir ara bana küsmüştü. Niye küstü onu da bilmiyorum. Geldi oturdu. Durdu böyle. Açmıyordu ağzını. Ne oldu diyorum ya. Ben mi sana bir şey yaptım? Bu arada Şeyma 40 yaşlarında falan ama zihinsel engelli, retarde olduğu için şey yapamıyorsun. Hani öyle Şeyma Hanım ağzınızı açın falan değil. Canım, cicim, bebeğim falan. Ona ben geçici yapmaya çalışıyorum ve
geçiciyi takmayacağım diyor. Hayır, takamazsın onu bana. Asla takamazsın. İstemiyorum. Hayır. Bir de böyle dönüyor arkasını, kollarını da kavuşturuyor. O hastaya bayağı uğraşmıştım ve şey diye ikna etmeye çalışıyordum. Bak, dişlerin üşür. Hani sen üşüyorsun, üstüne mont giyiyorsun ya. Heh, dişlerin de üşür. Ben o yüzden şimdi oraya geçici yapacağım. Senin dişinin üstüne mont takacağız. Şapka takacağız. Üşümeyecek bundan sonra falan diye böyle bir sürü şebeklik şeylik yapmıştım o hastaya. O geliyor sadece aklıma. Onu bir unutamıyorum. Onun dışında diğer hastalar ya mutlaka alıyordur da hiç aklıma bile gelmiyor yani ya. Yine uzmanlıktan. Bu şey oluyor ya, hatta dershanelerin falan son bir aylık falan kampları oluyor. Siz o son ayları, son zamanları nasıl değerlendirdiniz? Ben kampa gittim. Ben ne yapılabiliyorsa yaptım ya. Yani hani ne kadar şey varsa, kitap varsa aldım. İşte bu akademisyen serisi falan. Ne bir şey serisi var. Akademi serisi mi vardı? Hı hı. Böyle bir şey. Akademi. Onu aldım. Kamp var, tamam ona da gidelim falan, öyleydim. Çünkü şey, kazanacağım, ne gerekiyorsa yapacağım yani. Hani o kafadaydım. Kampa da gittim. Ya şeydi, ya bu süre çok uzun ya. Yani hani bir sene boyunca çalış. Şey oluyor böyle artık, bir noktadan sonra çalışamıyorsun. Çalışamayacak hale geliyorsun. Tam o araya da kamp koyuyorlar böyle. Ya sen gel bir ay, işte burada biz senin beynini yakalım. Çalışamayacak haldeysen bile biz sana burada ders verelim. Sen çalışıyormuşsun gibi hisset. Ondan sonra git sınava gir. Bence o kampın bir tek motivasyon şeysi var. Yani hani yararı, faydası var. Onun dışında ben mesela düşünüyorum, kampta normalde bilmediğim bir şeyi kampta öğrendim ve bu sınava yansıttım mı? Yok, öyle bir şey olmadı. Ama motive miydim? Evet, gerçekten motiveydim yani. Hani sabah giriyorduk, akşama kadar çalış. İşte akşam eve git. Hatta orada da arkadaşlarımız var. Oradayken tanıştığımız. İşte onlar saat 10'da gidiyorlar. Bir de üstüne deneme çözüyorlar. 12'ye kadar çalışıyorlar falan. Benim zaten beynim yanmış. Daha fazla çalışamıyorum yani. Orada bir saat çalıştıysam çalışıyorum sadece. Bana şey falan diyordu. Niye çalışmıyorsun? Nasıl çalışmıyorsun? Sen kazanamayacaksın falan. Böyle hastalar, şey hasta ne be. Oradaki insanlar da vardı. Ama gerçekten hani motivasyon noktasında katkısı olduğunu söyleyebilirim sadece. Ama yine de son dönem önemli tabii ki, değil mi? Son ay. Evet tabii canım. Ama bir şey değil mi? Hepsi önemli ya. Gerçekten. Yani hani sık sık tekrar diyoruz ama başından da iyi getirdiysen, yani hani o döneme, ne bileyim, siz şimdi staja giriyorsunuz. Girdiğiniz stajlarda çalışırsanız da aynı zamanda derse, ondan sonra en son geldiğinde geri dönüp o derslere, şeylere bakabiliyorsun. Ama başından doğru düzgün çalışmadıysan, sadece işte son dönem önemli, işte sıfır bilgiyle geldin ama son dönem çok iyi çalıştım, yaptım. Ha, bir şey de var. Son dönem sıkı çalışıp gerçekten işte 6 ay kaldı ama ben bırakmıyorum, çalışıyorum ve yaptım diyen de var. Yani canlı örneklerini görüyorum. Ama onlar da sıfır gelmemiş oluyor. Öncesinde hani yazılıya girerken, yazılı neyse, sınava girerken, yani hani sizin kendi okul ders sınavlarınıza girerken çalışmış oluyorlar en kötü. Ondan sonra son dönemde birazcık daha tekrar ediyorlar, birazcık daha zorluyorlar ve devamında sınavı kazanıyorlar. Gerçekten kimler kazanmadı Gamze ya. Ben kazandım oğlum ya, yani hani ben böyle çok parlak, inanılmaz çalışan, her şeyi bilen öyle bir öğrenci değildim. Ben de kim benim motive kaynağım oldu? Benim sınıf arkadaşım işte benden bir önceki dönem DUS birincisi oldu. Biz onunla birlikte birinci sınıftayken okulda kim daha düşük aldı, en düşük kim aldı falan diye yarışıyorduk. Bengül daha sonrasında işte benden bir dönem önce bayağı DUS birincisi oldu. Sonra ben dedim ki o birinci oluyorsa, DUS birincisi oluyorsa ben bu sınavı kazanırım yani. Hani
bildiğim tanıdığım insanlar sonuçta. Onlar da yapıyor. Ben de yaparım o zaman. Benim neyim eksik yani? Gerizekalı mıyım? Yok, değilim. Çalışkan mı değilim? Yok, çalışabilirim de. Tamam yani hani sabredebilirim. O motivasyonum tamam. Falan böyle kendimi iyice yükseltip devam ediyordum sürekli. Ben de aynı siz gibiyim. Şey, temel bilimler sıfır. O yüzden biraz mutlu oldum açıkçası bunları duyduğuma. Çünkü hiçbir derse girmedim ilk iki sene. Meram Tıp'taki hiçbir derse girmedim. Orada 101 oynadık çünkü. Aferin tatlım. Güzeldi. Fitman değilim. Şimdi çalışıyorum. Evet ya. Ama bilsen, o derslere girsen, yani daha önceden biliyor olsam belki daha rahat olurdu. Bilmiyorum, bunu konuşabilecek insan ben değilim yani. Uzmanlık bitince nasıl bir yol çizmeyi düşünüyorsunuz? Heh, işte o Nişantaşı soranlara gelsin bunun cevabı da. Özelde çalışmayı düşünüyorum. Muhtemelen öyle yapacağım. Klinik mi olur, özel bir poliklinikte mi çalışırım? O konu henüz tam değil. Daha da zaman var önümüzde. Bakalım ya, o zaman olsun. O zaman bakarız. Şey değil ama yani hani akademisyenlikte devam edeceğim gibi bir düşüncem yok açıkçası. Duz da yoktu gerçi, bilmiyoruz. İnsanın ne olacağı belli olmuyor ama muhtemelen özelde devam edeceğim. Bakalım. Peki protezin hani iyi ve kötü yanları değerlendirecek olursanız siz. Ben şimdi proteze kötü yan mı söyleyeceğim? Evet. Bunun sorulması gereken kişi. Evet Gamze'cim. Protezin iyi ve kötü yanları ne sence? Şaka yapmıştım. Tamam, ben şey yapayım. Protezin iyi yanı, ya bence protez iyi bir bölüm zaten ya. Gerçekten seviyorum. Yani hani yaptığım işi seviyorum. Protezin kötü yanı ne? Protezin kötü yanı hastaları olabilir sadece. Ya bazen hastalar çekilmiyor ve gönderemiyoruz hastaları. Öyle bir kere gelsin, ben tek seans bakayım ona, sonra bir daha bakmayayım gibi bir durum yok. Gerçekten istememin en büyük sebebi bu. Tekrar bakıyoruz. Hele o hastanın kendisine de, çocuğuna da, birine daha bakıyorsan sen o ailenin üyesisin artık. Yani hani biz mesela, bana Ayça kızım, yani hadi Ayça diye şey yapıyor, sesleniyor ve daha sonrasında mesela azarlıyor beni. Sen niye beni tekrar çağırıyorsun? Yani ben seni keyfimden çağırmıyorum mesela. Ama onun azarını çekmek zorundasın. Çünkü onunla sen artık akraba oldun. Protezin kötü yanını bu olarak söyleyebilirim. Sevmediğin bir hasta varsa ondan kurtulamıyorsun. Defalarca görmek zorundasın. Ama iyi yanında da yaptığın işle hasta ömrünü geçirebiliyor. Sen bir şey yapıyorsun ve eğer o gerçekten memnun kalırsa bundan, mutlu devam ediyor ya. Daha güzel bir şey olabilir mi? Ben kendi anne babamdan biliyorum. Babam işte zamanında protez yaptırmış, köprü yaptırmış ve her yemek yediğimde ben ona dua ediyorum içimden diyor. Yani hani o bile onu söylüyorsa, ki ben o zamanlar işte lisede falandım daha ve hala yapıyor, hala da değiştirmedi bana protezini mesela. Hala kullanabiliyorsa ve bu kadar memnunsa, senin yaptığın işte de bir insanın o kadar memnun olması, hayatını böyle güzel geçirmesi bence iyi yanı. Yani hani ciddi bir tatmin bu. Yaptığın işi, hele böyle estetikle çalışmışsan, kendin de beğeniyorsan hastanın ağzında, böyle o zaman diyorsun ki ay tamam, bu oldu yani, hani iyi ki de yaptım, güzel oldu falan. Otel hastası için bile geçerdi bu ya. Yani hani sana dişsiz geliyor o teyze. Sen bir koyuyorsun. Gülüyor, mutlu oluyor. Şakalar, komiklikler böyle. Yok şunu da yedim. Evet evet. Böyle şeylerle gidiyor ondan sonra. Bence mutlu edici bir şey bu ya. Başka soru kalmadı sanırım öyle sormam gereken. Güzel saat. Evet. Son bir anket yaptım. Webinarımızı faydalı bulup bulmadıklarına dair herkes faydalı bulmuş. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben sevindim. Yani birazcık fazla konuştum gibi hissediyorum. Kendi sesimden sıkıldım şu an ama
Yine de dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. İyi ki de katılmışlar. Bence de güzel bir sohbet oldu akşam. Ve tekrar hatırlatıyorum, her bölümden birer asistanla bu şekilde her hafta yapılacak ve en az 7 webinara katılan kişiler arasından 4 talihliye, ben de influencerlar gibi fotoğraflarımı da bölümün tam olsun. Linki aşağıda bırakıyor musun? 4 kişiye DUS çalışma kitabı seti hediye edilecekmiş ve sponsorlarımız da öğrendik. DUS Time ve DUSEM'miş. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hadi. Tekrar DAT ailesine de, Esat hocamıza da teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ederiz Ayça abla katıldığınız, sorularınızı cevapladığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel oldu. Benim için de güzel bir akşam geçti. Dediğim gibi birazcık başınızı şişirdim. Kusura bakmayın, artık konuştuk. Olursa bir şey, protezdeyiz zaten biliyorsunuz. Gelirsiniz, sorarsınız, konuşuruz yine. Orada devam ederiz. Bizden bu kadarlık o zaman şimdilik. Teşekkür ediyoruz tekrar hepinize. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere tekrardan.